Öncelikle değerli Mudanya basın mensupları, mağduriyetimizi haber alıp bize destek için bizimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Üzgünüz, ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Bir şeyler derken de yanlış bir şeyler söylemek istemiyoruz. Maalesef gördüğünüz üzere Kumyaka'da 2011 yılından beri hizmet veren, kooperatif olarak hizmet veren bir mekanın yerle bir edilişini dün itibariyle üzülerek izledik. Tabii bunun sebepleri nedir diye sormak gerekirse söyleyecek, konuşacak çok şey var. Ancak kısa kısa metinlerle hiç kimseyi rahatsız etmeden anlatmakta yarar var. Uzun uzun dinlemek isteyenler olursa da buyursunlar, gelsinler, anlatırız. Özellikle ve özellikle buradaki mevzunun Mudanya'da 2016 yılında Kumbaka köyümüzden Mudanya Adalet ve Kalkınma Partisi ilçe başkanı olan bizzat-ı muhterem ile başlayan şikayetler neticesinde konu bundan 6-7 ay önce Mudanya'ya Rize Pazar'dan tayin olan Sayın Ayhan Terzi'nin müdahil olmasıyla birlikte konunun buraya geldiği, buralara kadar geldiğini hayretle izliyoruz. Çok merak ediyorum. Bir ilçenin mülki amiri olan Sayın Ayhan Terzi hakkında Kumyaka Mahallesi'ndeki insanların, özellikle Mudanya'ya benim için, Kumyaka Suriyeli Kooperatifi Ramiz Batlar için geldiği Kumyaka'da ifade ediliyor. Buraları yıkacağını, dümdüz edeceğini söylüyormuş. O söyleniliyor. Artı yine sahil güvenlik komutanlığından bir zat-ı muhterem de bizi buradan kelepçeleyip götüreceğini söylüyormuş. Bunlar Kumbe halkı tarafından konuşulan laflar. Biz konuşulanlara itibar etmiyoruz. Bizim itibar ettiğimiz konu, burada illegal bir şey var ise İtirazımız hiç yok. Hukuk dışında yapılacak her şeye karşıyız. Ancak buradaki yıkımın müsebbibi Mudanya Kaymakamlığı'nın baskılarıyla Mudanya Milli Emlak Müdürlüğü, Mudanya İlçe Tarım Müdürlüğü, Bursa Tarım İl Müdürlüğü'nün katkılarıyla iş bu safhaya gelmiştir. Ve burada da en son yıkımda kullanılan çok değerli Mudanya'yı haramilerden temizleyeceğini iddia eden Halit Türk Yılmaz'ın da desteğiyle burası belediyenin de yıkımıyla sonuçlandırılmış oldu. Sormak istiyorum Sayın Ayhan Terzi, Trilye Limanı'ndaki illegalitelere, Trilye Limanı'ndaki gayrimeşru restoranlara, Trilye'deki ruhsatsız restoranlar ve ruhsatsız kafelere, ruhsatsız iş yerlerine, Kumyaka'da 29 tane yapı tespit tatil zaptı tutulmuş, yıkım kararı alınmış yerlere de bize gösterdiğiniz hassasiyeti gösterip Mudanya Belediye Başkanı'na baskı yaparak buraların da yıkımını sağlayacağınızı bekliyoruz, hayretle bekliyoruz. İnşallah bunların da arkasında durursunuz. Daha bitmedi. Mudanya'nın Yıldıztepe bölgesinde Mudanya'nın belediyesinin yapmış olduğu tesislerin hemen dibinde denilen bir kafe var. Bu kafe yeşil alan üzerine yapılmış. 2010 yılında Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapı tespit tatil zaptı tutulmuş. Mudanya Belediyesi tarafından yapı tespit tatil zaptı tutulmuş. Yıkım kararı verilmiş, mahkemeye verilmiş, yapıyı yapan kişi hakkında mahkemede ceza da verilmiş. Yapı kayıt belgesi alınmış dahi olsa yeşil alanlar üzerine yapı kayıt belgesi verilmez hükmünden yola çıkarak Sayın Terzi, Sayın Hayri Türk Yılmaz, bunlara da bize gösterdiğiniz hassasiyeti göstermenizi bekliyoruz. Göstermediğiniz takdirde biz de görevinizi kötüye kullandığınızdan ötürü kendiniz sizler hakkında suç duyurusunda bulunmakta imtina etmeyeceğiz.
Burası burayı yıkmaya, yakmaya, yok etmeye çalıştığımız yer Ramiz Batmaz'a ait bir işletme değil. Ruhsatları Kumyaka Köyü Su Ürünleri Kooperatifi ruhsatlarıdır. Burası 30 ortaklı su ürünleri kooperatifidir. 2014 yılında kiralanmış, 2014 yılından beri kooperatif tarafından işletilen bir yer. Yanlışları varsa yanlışlarını kabulüz. Ama çifte standarda karşıyız. Trilye'deki illegaliteye sahil güvenlik, kaymakamlık, Mudanya Belediyesi ve jandarma. Ne için müsamaha ediyorsunuz? Kimler sizi buraya karşı yönlendirme konusunda ya da buralara bir şey yapmamanız konusunda kimler sizi önlüyor ya da kimler sizi bir şekilde durduruyor? Kumbaka'ya karşı her şeyi yapmayı kendinize prensip edinmişken oralara niye bu hassasiyeti göstermediğinizde çok merak ediyoruz. Bunlarla da ilgili benim Kumbaka köyünde iki dönem yapmış olduğum muhtarlık da var. Muhtarlıktan sonra yönettiğimiz, kurduğumuz kooperatifler de var. Kumbaka'da şu anda 29 tane kaçak yapının olduğu adasıyla, parsalıyla, paftasıyla, paftasıyla bellidir. Ve bunlarla ilgili tek tek hepsiyle ilgili CİMER'e ve Cumhuriyet Savcılığı'nda suç duyurusunda bulunacağımızı beyan ediyoruz. Sadece üzülmüyoruz, kahroluyoruz. Yazıktır, Kumyaka'yı kilitlediniz, Kumyaka'yı kapadınız. Kumyaka'da özel bir müteşebbisi yok etmediniz. Kumyaka'da kamuyu yok ettiniz. Kamu dediğimiz yani bir kooperatifi yok etmeye çalıştınız. Yapmayın. Gelin şu anda ben çok rica ediyorum Kaymakam Bey'den. Buranın jandarma tarafından kapanılmasını istediğinde sivil olarak gelip burayı ziyaret ederken buranın hala açık olduğunu söyleyip jandarmaya gidin orayı niye kapamıyorsunuz diye sivil gelip burayı ziyaret etme imkanını bulurken bir de bu haliyle gelip ziyaret etmesi imkanını bir bulsa da bir gelsin görsün Kumyaka'yı ne hale getirdiklerini. Yapmayın. Ayıptır, günahtır. Bugün şu yapılanları, bu memleketin şu andaki siyasi iradesi, reis görse inanın bunları cezalandırır. Memlekette bu kadar hizmet yapan, yapmaya çalışan bir siyasi iradenin istediği, özlediği bizim gibi müteşebbisler ve bizim gibi bulunduğu yeri kalkındırmaya çalışan kooperatif yöneticileri ve başkanlarıdır. Biz destek beklerken ne için köstek karşısındayız onu da anlamış değiliz. Her ne olursa olsun biz devletin hukukuna, yargısına, kanununa kesinlikle ve kesinlikle karşı değiliz, karşı da olamayız. Burada üzerine basa basa altını çizerek söylemekle bir şeye daha imtina etmeyeceğim. İlçe kaymakamımızla görüşmek istiyoruz. Bir vatandaş olarak da isteyebiliriz. Bir kooperatif başkanı olarak özel kalemini arayıp Kaymakam Bey'le görüşme isteğimizi iletiyoruz. Kaymakam Bey sürekli toplantıda dönüş yaparız ama maalesef dönüş yapılmıyor. Kaymakam Bey bizimle görüşmekte imtina ediyor. Biz cüzdanlı değiliz Sayın Kaymakam Bey. Biz cüzdanlı değiliz. Bizim de söyleyeceklerimiz var. Bizi de dinleyebilirsiniz. Bu Kaymakam Bey'in görüşmeyi kabul etmeyici. Dahası da var. Mudanya Jandarma Karakol Komutanı Binbaşımız. Onunla da görüşmek istediğimde o da sanki benimle cüzdanlıyım için muamelesi yaparak çok işi varmış efendim, zamanı yokmuş, bizimle görüşemezmiş. Aynen ifadesi de bu. Ve bir üçüncü kişi de Sayın Ayrı Türk Yılmaz. Özel kaleminden defalarca randevu istememe rağmen, telefonla kendisini arayıp yazmama rağmen ne dönüş ne randevu. Kimsiniz siz ya? Kimsiniz? Ayıptır, yapmayın. Keser döner, sap döner. Bir gün gelir hesap döner. Hiç unutmayın beyler, mezarlıkların giriş kapılarında küldün nefsin zayi katül mevt, sümme ileyna tülcavur yazıyor. Elbet bir gün bütün canlılar ölümü tadacak. Ölümü tattıktan sonra hesap günü geldiğinde o hesabını herkes verecek. Mevlam hiç kimseye o hesap gününde hesabını veremeyenlerden eylemesin inşallah. Diyorum, aslında çok şey demek istiyorum ama hukuken yanlış bir şey de yapmak istemiyorum.
sadece ve sadece bize yapılanlardan ötürü bu tepkiyi koymuş değilim. Bize yapılıyorsa herkese de yapılsın. Herkese yapılıyorsa kimseye, yapılmıyorsa kimseye de yapılmasın. Bunların yapılmaması için belediyelerin yapması gereken en önemli iş bulunduğumuz yeri planlamaktır. 2009 yılında muhtar oldum. 2 dönem muhtarlık yaptım. Bu geçen süre içerisinde, 20 yıllık geçen süre içerisinde imar planı, imar planı diye yırtındık. Kimsenin taşının altına elini koyduğu yok. Kumyaka'da imar denilen bir şey yok. Kumyaka'da ne iş yapabilirsiniz, ne iş yeri açabilirsiniz, ne yapı yapabilirsiniz. Çocuğunuzu evlendirecek ev yapamazsınız. Bu arada unuttum, aklıma gelmişken onu söyleyeyim. Sayın Hayri Bey'in tayin ettiği bir zabıta müdürü herhalde madalyayla mı, şeref madalyasıyla mı onurlandırdı onu bilmiyorum ama kendisi bir asker mensubuymuş daha önce. Yapmış olduğu eylemler hakkında takipçiyiz, takipçisiyiz. Kumyaka'da iş yeri açmak isteyen insanlara, burada imar planı yok, iş yeri açmak istediğiniz yerin yapı kullanım izni yok, yapı ruhsatı yok, buna göre size ruhsat veremeyiz diyen zabıta müdürüne sesleniyorum. Kumyaka'da 2021 yılında bir market olarak çalışan yere, ki yapının yapıldığı tarih 1984, yapı kullanım izni yok, yapı ruhsatı yok olmayan yere, alkollü içki satış ruhsatı nasıl verdiniz? Bunu da yargıya taşıyacağız Sayın Zabıta Müdürü. Biz yapı kullanım izni olmayan hiçbir yere işletme ruhsatı veremeyiz. İfaden yazılı olarak elimizde. Bizim müracaatımızda olumsuz yanıtı veren siz Zabıta Müdürü. Buraya nasıl bu ruhsatı verdiniz? Yargıda bunun hesabını soracağız. Herkese çok teşekkür ediyorum. Kumyaka'nın elbet hak ettiği yere geleceği günleri de göreceğiz. Yılmayacağız. Hukuk yoluyla mücadelemize devam edeceğiz. Bu yıkım kararına bir itirazımız yok. Sadece itirazımız ivedi bir şekilde olmasına, herkese ivedi şekilde yapılan muamele bize çok ivedi yapıldığından ötürü bu kadar rahatsızız. Ama bu yıkım kararının yargıdaki süreci devam ediyor. Bölge İdare Mahkemesi'nden karar lehimize çıktığında bu yıkılan, bu yapılan zararın kimlere rücu edeceğini sanırım herkes tasavvur edebilir. Burada şu anda kooperatifin yaklaşık 1 milyon TL'ye kadar bir zararı söz konudur, konusudur. Durun yapmayın etmeyin, içindeki en azından 1-2 saat bir gün müsaade edin, içerideki malzemelerimizi alalım dememize rağmen zalim belediye kepçecisi patır kütür vurdu, kepçeyi geçti. Olsun geçsin, yargı yoluyla bunlar da düzelir. Arkadaşlar ayrıca çok önemli, üzerinde duracağımız çok dikkat alması gereken bir konu var. Yıkım esnasında herhangi bir zarar görülmesi için, görülmemesi için enerjinin kesilmesi istenmiş ve enerji kesilmiş. Yıkım işlemi bittikten sonra enerjinin tekrar bağlanmasıyla ilgili kimler ne yaptı onu çok merak ediyorum. Çünkü buranın elektriğinin kesilmesi söz konusu değil. Burada bir kooperatif var. Bu kooperatifin varlığını idame ettirebilmesi için, ofisini çalıştırabilmesi için, bilgisayarlarını çalıştırabilmesi için, kamera güvenlik kameralarını çalıştırabilmesi için, burada bağlı olan, bakanlık izniyle bağlı olan teknelerin enerji ihtiyaçlarına ve su ihtiyaçlarını giderebilmesi için buranın enerjisinin ivedi bir şekilde en geç pazartesi günü Uda Elektrik Dağıtım AŞ tarafından elektriğinin bağlanmasını talep ediyoruz. Aksi takdirde bu tür mağduriyetimizin de hukuk yoluna gideceğini de beyan ediyoruz. Bunu da belirtmiş olalım. Çünkü bu çok önemli bir konu. Ama Sayın Hayri Türk Yılmaz, görüşme isteklerimize cevap vermezken, önümüzdeki seçim sürecinde bir sene kaldı. O zaman çıkacaksınız meydanlara, gezeceksiniz.
Bakalım o zaman Kumbekaya nasıl geleceksiniz? Kumbekaya hangi yüzle geleceksiniz? Bu arada altını çizerek şunu da söyleyelim. Benim bulunduğum makam ve şahsım, kişiliğim olarak hiçbir siyasi partiye, hiçbir siyasi fraksiyona üye olmadığımı, hiçbir siyasi partinin kapısının içinden dahi girmediğimi, hiçbir siyasi partinin yemeğine katılmadığımı, hiçbir siyasi partinin davetine de katılmadığımı bilenler bilir. Bizim işimiz siyaset değil, bizim işimiz iş yapmak, bulunduğumuz yeri kalkındırmak, gençlere istihdam sağlamak ama bunu da maalesef yapmamızı engelliyorlar. Ama yapacak bir şey yok. Biz yılmadan işimize devam edeceğiz. Görevimize devam edeceğiz. Her şeyin daha iyi olması için uğraşacağız. İnşallah ki bir gün kurumlarımız da gerekli anlayışı gösterirler. Bize gerekli desteği verirler diye düşünüyorum. Her şey için çok teşekkür ediyoruz. Suçi lisan ettik ise affola diyoruz. Ama işimize devam edeceğimizi her zaman da beyan ediyoruz. Herkes hoşça kalsın.